Dünyaminden herkese mutlu günler değerli izleyenler. Evleneceğimiz gün hepimiz için şüphesiz ki çok büyük bir önem arz ediyor. Her şeyin eksiksiz olmasını istiyoruz. Özellikle yemekli organizasyonlarda yemek konusunda çok titizlenebiliyoruz çoğu zaman. Bugün de yemeklerle ilgili konuşacağız. Necla Hanım'a konuk olacağız. Yemeklerle ilgili püf noktalar neymiş bunları öğreneceğiz. Çiftler tadımlara, menü seçimlere gittiklerinde nelere dikkat etmesi gerekiyormuş hepsini sizler için soracağız. Şimdi ben Necla Hanım'ın yanına geçiyorum. Geldik. Şimdi kendisiyle uzun uzun konuşacağız yemek organizasyonu hakkında. Daha doğrusu organizasyonlarda yemeğin önemi nedir, nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu tarz organizasyonlarda nelerin üzerine durmamız gerekiyor? Bunları konuşacağız kendisiyle. Hemen dönüyorum kendisine. Merhabalar öncelikle. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum, çok teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben deyim. Öncelikle sizi tanıyalım istiyorum. Sonrasında yemek gerçekten çok önemli. Normalde hayatımızda zaten önemli, yani yaşamamız için gerekli bir şey ama özellikle de bu organizasyonlarda, özel günlerde herkesin dikkat ettiği, didiklediği bir şeydir yemek. Bununla ilgili konuşacağız sizinle sonrasında. İsmim Necla Aksay. Ben aslında jeofizik mühendisiyim. Ama yemek yapmaya ve yemeğe çok meraklı olduğum için 3 sene önce organizasyon firmaları ve şirketlerle anlaşarak menüler hazırlayıp yemekler yapıyorum. Düğün yemekleri de özellikle konsept alanım. Bu şekilde ilerliyoruz. Çok güzel. Peki düğün yemeği demişken, yani düğün ya da özel günler, genel olarak sormak istiyorum size. Bir yemek organizasyon, yapılan organizasyonlar için ne tarz bir önem taşıyor? Yani yemeğin işte kalitesi, beğenilmesi vesaire. Nedir sizce bakışınız burada? Benim için çok önemli bir unsur. Çünkü yemek yenildikten sonra akılda kalmalı bence. Bunun kalitesi, lezzeti, sunumu benim için çok önemli. Çok önemli. Artı şu da var, hani ben de mesela şimdi gittiğimiz organizasyonlarda en çok neyi hatırlarız? Eğer eğlenceye dayalı bir şeyse, atıyorum günler tabii ki, ne kadar eğlendiğimize bakarız bir. İkincisi gelin nasıl bir gelinlik giymiş, buna bakarız. Üçüncüsü de yemek. Evet. Yemek hepimiz için önemli. Özellikle organizasyonlar biliyorsunuz işte, genelde akşam üzeri başlıyor. İnsanları biraz da akşam yemeği saatlerine doğru başlıyor. Bu süreçte insanlar ufak ufak acıkmaya başlayabiliyorlar. O yemekler yendikten sonra asıl eğlence başlıyor. O yüzden o hani yemeğin insanların midesini rahatsız etmemesi, bir bakıma doymaları, bunlar da önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yağı, baharatları, tuz oranı, iyi pişirilmesi, yani baharatın tam ayarlanması gerekiyor. Çok baskın olup rahatsız etmemesi gerekiyor. Çok yağlı olup insanları bir müddet sonra rahatsız etmemesi çok önemli. Tuz oranının çok iyi ayarlanmasına ben dikkat ediyorum. Çünkü kimi insanlar çok tuzlu tüketmiyor artık. Yani çok baskın olmamalı hiçbir şey. İyi pişmesi ve sunumu güzel çok önemli. Evet. Hepsini zaten detaylandıracağız ama öncelikle şundan bahsediyorum, menü. Bahsetmek istiyorum. Menüler çünkü içerikleri de önemli. İnsanlara aslında bir bakıma böyle hem leziz hem de değişik hem de gözlerine hitap etmeleri gerekiyor. Menü hazırlıkları hakkında neler söyleyebiliriz? Yani düğünlerde yemekler, menüler nasıl hazırlanıyor? Bunu da sormak istiyorum size. Biz genellikle menülerimizi, elimizde listelerimiz var. Gelin ve damadın tercihlerine göre onların içerisinden seçim yapıyoruz. Onlar ne isterse. Daha çok alternatif suluyoruz, seçenek sunuyoruz, onlara seçtiriyoruz. Genellikle mesela böyle evet gelinle damada soruyorsunuz, onların tabii ki fikirlerine göre bir menü oluşturuluyor ama sizin kendi hazır taslak menülerinizde favorim dediğiniz şeyler var mı içlerinde? Evet var. Yani genellikle herkesin sevdiği belli başlı mezeler oluyor mesela ordövr tabağı için.
bunlar bizim olmazsa olmazımız. Evet. Ve onları seçenek olarak, önce onları öneriyoruz. Seçenek olarak değil, pardon. Önce onları öneriyoruz. Yani bunlar olmazsa olmaz. Çünkü her kesime hitap etmesi gerekiyor. Evet, Amerikan salatadır, haydaridir. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten. İşte bir beyaz peyniri, ondan sonra bir tane yaprak sarması. Bunlar bizim vazgeçilmez. Hani menülerimizde olması gereken yiyecekler. Evet. Peki menü demişken, mevsimlerin değişen bir mevsimde, 4 mevsim yaşıyoruz. Hı hı. Mevsimlerimizin menülere bir etkisi var mıdır hazırlanmış kısmında? Kesinlikle. Kışın mesela daha kışlık sebzeler, bunlar karnabahar, brokoli gibi garnitür olarak sunacağımız yemekler içerisinde bunları tercih ediyoruz. Yazın patlıcanlar, semizot salataları gibi bunlar yaz ve kış olmak üzere ikiye ayrılıyor denilebilir. Bunlar bize alternatif olarak faydalı oluyor. Peki şimdi tabii zamanla birlikte derin dondurucular vesaire artık hani mevsimi olmayan şeyleri dondurup da yine tüketebiliyoruz. Bunu siz öneriyor musunuz? Ben hayır önermiyorum ve hiçbir zaman kullanmıyorum. Kendi evimde de kullanmıyorum açıkçası. Bu tip organizasyonlarda da düğün yemeklerinde de hiçbir şekilde tercih etmiyorum. Çünkü mevsiminde zaten çok güzel sebzelerimiz, meyvelerimiz, imkanlarımız çok fazla. Yani çok gerek duymuyorum açıkçası ve sakıncalı buluyorum. Peki size şimdi çok da sırrını vermek istemeyeceğiniz bir şey soracağım. İyi yemek hazırlamanın, iyi bir düğün yemeği hazırlamanın diyeyim aslında. Püf noktaları nelerdir diye soracağım. Lezzetli olması, iyi pişmesi ve çok çok daha önemli benim için yemeğin sıcak gelmesi. Evet. Yani ana yemekten bahsediyorum. Ana yemek nasıl iyi pişer? İşte lezzetli gelir. Bunların var mı püf noktaları? Ya bunun yağının iyi ayarlanması, baharatlarının çok güzel kullanılması, belli oranda kullanılması, dediğim gibi gene tuz, iyi marine edilerek pişirilmesi, buharda pişen yiyeceklerin tam kıvamında olması, bunlar benim için çok önemli. Peki kullanılan malzemeleri de ben sormak istiyorum. Yani evet, bu dedikleriniz yağların, tuzların, baharatlar evet gerçekten çok önemli. Yani yemeği yemek yapan şeylerden biri tuzla baharat zaten. Hı hı. Ama ne bileyim mesela organik şeyler kullanmak, sebzeler kullanmak, malzemeler kesinlikle kullanmak. Günümüzde bulmak da zor ama siz bu konuda nasıldır? Hani çok böyle dikkat eder misiniz organik kesinlikle olmasına? Kesinlikle dikkat ediyorum. Yani pazarları tercih ediyorum. Organik pazarlardan özellikle almayı tercih ediyorum. Hı hı. Onlar çok daha lezzetli oluyor. Biraz fazla araştırıp gezerekten buluyorum. Biraz titizsiniz bu titizim, konuda. Evet, titizim. Peki mutfak malzemesi olarak mesela işte bu düdüklü tencereler var, buharlı vesaire. Hı hı. Yani bunların da mesela etkisi var mıdır kullanılan malzemelerin yemeğin lezzetinde, kıvamında? Kesinlikle kuru bakliyatlar özellikle düdüklü de pişince çok daha lezzetli oluyor. Daha hızlı pişiyor ve daha az suda piştiği için daha sağlıklı oluyor. Bunları da zaman zaman kullanıyoruz. Bazen mesela ben de gittiğim organizasyonlarda böyle sert et yemekleriyle karşılaşabiliyorum. Yani pişmesinde sıkıntı var belki. Belki et çok iyi, belki işte baharatı şusu iyi eklenmiş ama belki de kullanılan mutfak ekipmanı ya da yanlış pişirmeden kaynaklı bir hoşnutsuzluk olabiliyor misafirlerde. Bu da o yüzden önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle çok önemli. Gerçi tabii çok fazla kimsenin aklına gelmiyor organizasyon şirketleri veya gelin damat nasıl malzemeler kullanıyorsunuz demek. Evet. Ama yine de belki çok titizlenenler için bir soru alternatifi de olabilir bu görüştükleri kişilerce. Ben genellikle gelin ve damadı yemek seçimleri için ofisime davet ediyorum. Orada pişirip onlara tekrar tattırıyorum. Bu şekilde ilerliyoruz biz. Organizasyon şirketleriyle peki nasıl koordine oluyorsun? Şimdi onların da böyle yoğun bir koşuşturmacası oluyor organizasyon şirketleri. Yani hem yemek ayarıyla ilgileniyorlar, hem sistemi, hem gelin damat, hem müzik. Hani onların da böyle yoğunluğu oluyor bu durumda. Ve yemek de onlar için en büyük pastadaki en büyük paylardan bir tanesi. Siz nasıl koordine oluyorsunuz? Daha çok neleri talep ediyorlar? Organizasyon şirketleri nelerin üzerine daha çok titizleniyorlar? Bunu sormak istiyorum size. Onlar genellikle ısısına, sunumuna çok dikkat ediyorlar. Biz de zaten uzun süredir çalışan firmalar bizi tanıdıkları için biz onlarla hiçbir şekilde sıkıntı yaşamıyoruz.
dikkat edilen konulardan en büyüğü ısısı. Yani soğuk bir yemeğin ortaya çıkması çok ciddi sorun teşkil ediyor. Evet. Tabii onlar için zamanlama da çok önemli. Çok önemli. Her şey böyle bir işte domino taşı gibi onlar için. Bir şey aksadığı zaman devamı diğer aksaklıklarla birlikte geliyor. O yüzden yemek de buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi baktığımız zaman. Peki yemekler ne kadar önceden pişiyor, ne zaman işte organizasyon noktasına geliyor, bunun en sağlıklı yöntemi, yolu nasıldır, bunu da soralım. Yani öncesinden pişiriliyor, sonrasından mı geliyor, nasıl yapılıyor bunlar? Soğuk mezelerimiz belki bir gün öncesinden, akşamdan hazırlanıp sabaha kadar dinleniyor. Fakat ana yemekler aynı gün öğleden sonraları, yani organizasyonun büyüklüğüne göre öğlen itibariyle hazırlamaya başlıyoruz. Akşama kadar iyi bir ısıyla muhafaza ederek otele veya gidilecek lokasyona göre hareket ediyoruz. Özel ısıtıcılarla gönderiyoruz. O konuda çok titiziz. Ara sıcaklara da bir ekip gidiyor mutfağa. Biz önceden hazırlamış oluyoruz. Mesela sigara böreği, paçanga böreği. Onu orada tabakları hazırlandıktan sonra kızartmalar, pişirmeler, evet, mutfakta başlıyor. Ha, sizin düğün yerinde de bir ekibiniz bulunuyor. Kesinlikle, aynı zamanda. Evet. Bu sıcak sunum yapabilmek evet, adına. Ara sıcaklar için özellikle. Evet, yemeği evet yine biraz şey yapabilir. Hani işte güzel koruma yöntemleriyle ısı korunabilir ama börek tarzı evet şeylerin sıcağı sıcağına tüketilmesi evet, daha lezzetli durumda oluyor. Peki bu yemekler tek tip mi olmalı? Yani en çok takılan şeylerden bir tanesi. Şimdi gittiğimiz organizasyonlarda %100 herkes o gelen yemek tek tipse yemiyor. Atıyorum işte kimisi vejetaryen oluyor, kimisi tavuk sevmiyor, kimisi et sevmiyor gibi böyle bazı ayrılmalar olabiliyor. İşte sayı alınıp işte şu kadar tavuk, şu kadar et, şu kadar sayı, işte başka bir şey ya da sebze tabağı böyle mi hazırlanmalı? Yoksa tek tip hazırlanıp artık hani bu şekilde mi sunum yapılmalı? Hani bu konuda nedir genellikle işin yürüme sistemi? Yani biz genellikle gelin ve damat ne isterse ona göre hareket ediyoruz. Yani bana kalsa kırmızı etle bir ana tabak oluştururum ama işte tavuk tercih edenler oluyor. Mesela ben bugün size bir sunum yapacağım. Tavuk ve pilav olacak. Gelin ve damat genel anlamda onlar ne isterse ona göre hareket ediyoruz. Biz dediğiniz gibi hani tercih meselesi olabiliyor ama tek tip özellikle isteniyor. Evet, şu an görüyoruz zaten tavuk sunumunuzu, tabağınızı. Gayet leziz gözüküyor diyebilirim aslında. Genellikle evet, tavuk, et, hani bunlar çoğu kişi tarafından da zaten tüketilen şeyler. Bu şekilde değerlendirebiliyoruz bunu da. Peki, ana yemek dışında bu soğuk mezeler var, ara sıcaklar var. Bunlarla ilgili nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Sıcaklığı söyledik. Bunun dışında var mı dikkat edilmesi gereken önemli noktalar? İşte kullanılan malzemesi vesaire, yağı gibi. Yani yine aynı şeye döndük. Evet. Yağının çok dikkatli kullanılıp çok fazla olmaması. Baharatların çok baskın olup daha sonra insanları çok rahatsız etmemesi. Sarımsak mesela çoğu mezelerde olur. Evet, ama sarımsak da çok önemli. Evet, çoğu mezelerde olur ama ben onu çok açıkçası baskın kullanmayı tercih etmiyorum. Daha az olarak. Belli olmayacak. Aynen o şekilde ama tabii sarımsaksız da olmuyor. Lezzeti çünkü oluşmuyor bu sefer de. Onu tercih ediyorum. Yani taze olması, yani bir gün öncesi bile değil, hatta sabahtan soğuk mezelerimizi yapıp dolaba koyup bekletmek çok çok daha bence güzel oluyor. Evet, ben çünkü kendi damak tadıma göre yemiyorsam, bir gün önceki yemekleri veya mezeleri tercih etmiyorsam aynı şekilde karşı tarafında yemeyeceğini düşündüğüm için daha son dakikaya yakın yapmayı tercih ediyorum. Bir de şu var, şimdi biz Türk milleti olarak özellikle ya da ülkemizde diyeyim, gerçekten boğazına düşkün bir ülkeyiz biz. Yani hepimiz birer gurmeciyiz aslında baktığımız zaman. İşte değişik şeyler tatmayı seviyoruz ya da sevdiğimiz şeyleri farklı yerlerde tatmayı seviyoruz. Bütün yediklerimiz hakkında bir fikrimiz mutlaka oluyor, iyi kötü ya da şusu eksik, busu fazla gibi. O yüzden gerçekten yemeğe çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle düğünlerde şimdi konu komşu, akraba, orada bir işte değerlendirme, eleştiri, esintileri olabiliyor. Gelinin
gelinliğinden tutun, organizasyonun yeri, servisinin işte kaç kişilik olmasına varana kadar yemek de bence bunların içinde en önemli olanı, programın da başında söylediğimiz gibi. Kesinlikle. O yüzden bu dediğiniz hassasiyetlere dikkat etmek gerekiyor. Yağ yağ diyoruz sürekli. Gerçekten yağ oranı, seçimi, kullanımı bu kadar önemli demek çok ki. Çok önemli. Hani yağ deyip geçmiyoruz. Geçmiyor. Tuz deyip geçmiyoruz aslında. Evet, kesinlikle. Bir şey vardır masal, işte tuz kadar seviyorum bir hikaye vardı. Bilmiyorum bilir misin, benim babaanne çok anlatırdı. Hani o yüzden tuzun muzun hani önemini vurguluyor aslında. Küçük gözüküyor ama aslında önemini vurguluyor. Bu da böyle bir şey baktığımız zaman. Bu küçük detaylar önemli şeyler aslında. Kesinlikle. Peki, ideal menü kaç çeşit yemekten, mezeden oluşmalı? İşte ne bileyim, bir mezede, meze tabağında kaç tane meze olmalı en az? Yemek nasıl olmalı? İşte kaç çeşit dedim biraz önce sordum ama tekrarlamış olalım. Kaç çeşit yemek olmalı? İşte ara sıcaklar kaç tane şeyden oluşmalı? Ne olmazsa olmaz mesela bunların içerisinden. Bunları tekrar vurgulayalım derseniz. Ya bizim genellikle order tabağımızda 6-7 çeşit mezemiz oluyor. Ara sıcağımız 2 çeşit oluyor. 1 çeşit de olabilir ama biz 2 öneriyoruz. Ara sıcaklarda kadın budu köfte, sosis, sigara böreği, paçanga böreği gibi. Ana yemeklerde de et, yanına garnitür ve pilavı veya patates püresi olmazsa olmaz. Pilavsız da olmuyor mesela. Evet, gerçekten o da önemli bir unsur diyebiliriz baktığınız zaman. Bana bilmiyorum, gelen tabak eksik gibi geliyor. İşte pilav falan yoksa eğer. Tatlı seçimi için ne söyleyebiliriz? Tatlı da oluyor mu genelde menülerimizin içerisinde? Meyve tercih ediyorlar. Çünkü arkasından yaş pastası olduğu için tekrar tatlı istemiyorlar, tercih etmiyorlar. Hafif bir tatlı olarak da biz zaten genellikle meyve tabakları hazırlıyoruz. Evet. Peki yapılan en büyük yanlışları soracağım. Şimdi hani biz nasıl işte televizyoncuyuz, işte televizyon içerisinde izleyenler fark etmese de biz atıyorum bir gölgenin, bir ışığın yanlışlığını görebiliyoruz bazen. Ama bunu izleyenler fark etmiyor. Aynı şekilde bu sizin için de geçerli. İşte o yemeğin kıvamından tuttuğun, buharının tütmesini bile belki sizin için bir anlamı vardır biz fark etmesek de. Sizin en çok gördüğünüz yanlışlar neler yemek firmalarında, sunumlarda, pişirmelerde? Hani nelere dikkat etmek gerekiyor bununla ilgili? Özensiz hazırlanmış tabaklar. Evet. Yani gelişik üzerine konulmuş ordöv tabağı mesela, mezeler. Yemeğin hafif sulu yemekse böyle tabağın kenarına böyle akması. O görsellik bizim için çok önemli. Evet. İyi pişmemesi, bıçakla kestiğiniz zaman çiğ bir tarafların olması. Yani bunlar bizim için çok önemli. Şimdi çiftlerimiz düğünün öncesinde yemek seçimi yapacakken menü içeriğiyle ilgili görüşmeye gidiyorlar. Menülere bakıyorlar, işte bir sunum tabağı hazırlanıyor orada. Tattırımı yaptırıyoruz. Aynen. Bunlara bakıyorlar, tadıyorlar. Bununla ilgili nelere dikkat etsinler? Yani hem menü içeriği, hem sunumu, hem tadıyla alakalı nelere dikkat edebilirler? Yani alternatifini, damak tadlarına göre alternatifini çokluğuna dikkat etmeleri gerekiyor. Hijyene dikkat etmeleri gerekiyor. Lezzete, tazeliğine, yiyeceklerin tazeliğine. Bunlara. Mesela işte organik mi vesaire gibi şeyler sormalılar mı? Ya da siz mesela işte gelin damat olsaydınız ne sorardınız yemek şirketlerine? Bir kere hijyeni, sebzelerin tazeliği, etin nereden alınıp nasıl pişirildiği. Ha, bunun gibi şeylere soruyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz o zaman. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz size. Yani yemek önemli bir konu. O yüzden Dünya Evi'nde buna özel bir yer ayırmak istedik biz sizinle birlikte. Ayrıca çok güzel bir sunum tabağı hazırladınız. İnsanın içini, iştahını açıyor aynı zamanda. bu da bir örnek tabii. Çok çok daha fazla çeşitler de var. Bir tanesini sunmanızı istedik biz. Böyle güzel bir tabakta hazırlamış oldunuz. Çiftlerimizin dikkat etmesi gereken şeyleri de sizden öğrenmiş olduk. İşin püf noktalarını aslında öğrenmiş olduk baktığımız zaman. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben hem bizi ağırladığınız için hem de sorularımıza yanıtladığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet. Çok memnunum. Evet,
değerli izleyenler, Necla Hanım'la birlikteydik. Kendisiyle düğün organizasyonlarda yemeklerle ilgili konuştuk. Yemeklerin püf noktalarına değindik. Kullanılan malzemelerin, hijyenlerin, yağın, tuzun önemine aslında değindik. Ve birçok soruyu bizler için yanıtladı. Siz çiftlerimizin düğünlerinin eksiksiz olmasıyla ilgili birçok şeyi konuştuk yemekler adına. Ve programımızın sonuna geldik efendim. Önümüzdeki bölümlerde dünya evinde farklı unsurlarla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.